Ay, hani Puffy nerede? Puffy nerede oğlum? Puffy? Puffy nerede güzelim? Çakal. O benim oğlum. Hani teyze? Zeyno. Nerede teyze? Ay yerim. Çok özledim. Yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Saat 4'e geliyor arkadaşlar. Ben anca kamerayı elime alabildim. Bugün gittik, 5,5 saat çalışıp geldik. Anlayacağınız öyle fazla iş yoktu. Normal tatil dönemi Almanya'da. Şimdi tüm Almanya geneli, yani tatil, tüm eyaletler tatil bence. Bu haftadan itibaren böyle yarım yarım çıkıyorlar ya. İşte ilk önce bizim eyalet galiba, sonra Bayern falan. Şu an herkes tatil. Ve işimiz az. Erkenden geldik. Gelir gelmez Puffy'yi veterinere götürdüm. Ama koşu koşu zor yetiştik. Sonra öğleden sonra bir başka randevumuz var. Saat 4'te oraya gideceğiz. Ah, 4'te diyorum ya. 5'te. Saat 5'te. Şu an 4. Ama 5 dakikalık şurada zaten. Oraya bir gideceğiz eşimle. Oradan geldikten sonra 2 işe gideceğim. Bugün erken kapatıyorlar. Yani saat 8'den 8'e kadar beklemek zorunda değilim. Onu halledeceğiz ama işten gelir gelmez işte Puffy'yi götürdükten sonra biraz uzandım. Dinlendim. Kuzumun hiçbir şeyi yok. Merak etmeyin. Hiç ama hiç böyle ateşine falan baktılar. Hiçbir yerinde bir şey yok. Naz niyaz yapıyor bana. Sadece bana yapıyor galiba. Bir de babasına yapıyor birazcık. Birazcık ona da yapıyor. Huyuna suyuna gidiyoruz ya. Seviyoruz ya. Ya ondan. Sonra Ağustos ayında da randevuları aldım. İkisini birlikte bakalım nasıl götüreceğim. Kızımın evde olması gerekiyor. İkisine baş edemem. Mişum da çok yaşlı. Eşim götürmesen mi diyor. Çok strese giriyor. Böyle kusuyor falan. Yolculuk yapmak istemiyor. Yani evden dışarı çıkmak istemiyor. Evet çantası var. Ama yine de zor. Yaşlandı da böyle acaba eve gelip yapmıyorlar mı o aşısını? Yaptırmasan da olmaz. Çünkü böyle gezen işte başka hayvanlarla teması yoksa yaptırmasan da olur. Evin içinde kapalı olunca. Ama şimdi Puffy çıkıyor. Puffy çıkıp geldiği için mecbur ona da yapacağız. Yani kurtuluşu yok. Artık nasıl gideriz, nasıl yaparız bilmiyorum. Bir tane böyle dinlenme günümde onu da halledeceğim. Ama Ağustos'un 15'inden sonra. Öyle. Ben de durumlar şimdilik böyle. Sucuk yaptım. Airfare'de sucuk kızarttım. Yumurtalı sucuk yapayım dedim. Hayır, sadece sucuk istiyorlarmış. Dün köfte ekmek, bugün sucuk ekmek. Allah sonumuzu hayretsin. Ben de bir güzel oturdum, yedim. Cacık da vardı. Bir tencere cacık yaptım ya. Cacık da vardı. Soğuk soğuk buzdolabından. Onu da yedim. Kahvemi içeyim şimdi. Kendime geleyim. Gidelim. Puffy ile Mehmet gidecek bahçeye. Ben onu da çıkarırım dedi. Hani sen erkenden gitmek istersen git dedi. Bitir işini. Akşamsa evde olursun. Dedim dur bakayım. Şimdi öyle düşünüyorum da. Ben de hiç belli olmaz. Gelince bir bakmışsınız canım çıkmak istemiş. Çıkmışım. Yani bende işler belli olmuyor. Oydu buydu diye %100 konuşmayayım. Öyle canlarım, ay, kahve içince böyle insan bir kendine geliyor. Gerçekten. Kahvesiz bir hayat düşünemiyorum. 20 dakika kadar çok değil. Ya 15'e 20 dakika böyle bir içim geçmiş. Ama o bile yetti. Çok çok iyi geldi. Akşam erkenden yatarız, uyuruz. Saat 8'deniz bu hafta biliyorsunuz. Bugün için saat 7'de gidebilir miyiz diye sormuştum ya. Şimdi komple bütün hafta 7'de. Çok iş yok dediler. Saat 8'de gelseniz de, yani 7'de gelince bile iş yok da 8'de gidince ne yapacağım değil mi? Siz gelin 7'den dediler. Ben de çok mutlu oldum. Dedim tamamdır. Ay dedim güzel. Erken git. Erken kalkan yol alır. Erkenden git işini bitir gel. Keşke 6'dan gelin deselerdi. Ama eşim diyor iyi böyle iyi diyor. 6'dan çok erken.
Hani atlama hemen diyor. Altıdan isteme sakın. Dedim tamam. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Bugün ek iş çalışabileceğim şeyi de imzaladım. İşte işvereni benim asıl iş verenimden böyle onay alıyorsunuz. Ek iş çalışabilir miyim diye. Ben onu sözlü olarak aldım da bir belge falan hazırlamaları gerekiyordu. Onu imzalamam gerekiyordu. Onu bugün hazırlamışlar, imzaladım. Yani her şey yolunda. Her şeyi böyle kağıtlı kürekli, siyah beyaz olacak şekilde yapıyorum. Hiçbir şeyi atlamam. Öyle. Her şey böyle usulümce. Bazıları diyor niye söylüyorsun diyor. Yani onu ilgilendirmez falan. Olur mu öyle şey? Niye söylemeyeyim? Saklı gizli bir şey mi yani? Ne yapıyoruz da gizleyeceğiz değil mi? Hani çok var öyle düşünen. Neden diyor iki şu yaptığını falan söyleme. Hakkım var. Kanunen de hakkım var. Adam da zaten bir şey demiyor. Şef benim ek işim var. Bitti. Hiçbir şey yapama. Niye söylemiyoruz yani? Neyi gizliyoruz? Anlamıyorum bu insanları da. Hep saklı gizli bir şeyler yapmak peşinde. Dedim ben söylerim. Ben zaten içimde tutamam da. Hani saklıca gizleyecek olsam kaçırırım ağzımda. O yüzden direkt söyle. Ne olacak? Hani hiçbir şey demiyorlar. Tabii ki ek iş yapabilirsin diyorlar. Hani istersen tabii ki yapabilirsin. Yaparım. İnşallah. Sağ sağlam olalım. Yiyelim köfteleri, sucukları. 50 bin değil 100 bin adım atsan da demek ki ağzını tutmazsan hiçbir işe yaramıyormuş arkadaşlar. Onu öğrendim. Bu hafta bana onu öğretti. Ay hiç durma sen. Hani böyle hareket yakıyormuş falan. Hiç öyle bir şey yok. Tutacaksın işte ama tutamıyorum. Ve o tutamadığımdan değil. Yani yiyorum da gece yemek yemekten öyle oluyor. Önemli değil. Böyle bir dengelerim ya bir ara. Kışın daha kolay. Erken kararıyor ya. Erkenden yatıp uyuyoruz. Hani acıkmaya fırsat olmuyor. Yazın zor zaten. Yazın yapmak zor. Alarm. Hadi bakalım. Şu an alarm kurdum bir de. Uyup kalırsam diye. Kalkıp hazırlanmam gerekiyor ama ben hazırım. Gidelim işlerimizi bitirelim. Sonra gideyim bir daha çalışayım. Sonra artık. Sonrasını sonra düşünürüz. Ben de hiçbir şey belli olmaz demiştim. Ay geldik apar topar. Hiç soyunmadım bile. Kot pantolonla, çantamla. Hemen aldım kuzumu. Kuzum ağır bastı. Dedim şöyle bahçelerde bir tur atalım. Pek istemedi. Önce Dimoş'un yanına gittik ama annem yok. Hiç girmedim. Annem olmayınca tadı yok oranın da. Hiç kimse olmayınca. Oy koştur koştur. Hani şu an gidebilirdim. İşimi bitirebilirdim. Ama iş o dedim. Beklesin. Kuzum ağır bastı dediğim gibi. Hadi kuzum. Aşkım benim. Oh eşim de çıkarma dedi. Sıcak Zeynep dedi. Hani patileri yanmasın. Dedim o kadar da değil. Yani gerçekten sıcak. Bugün 31 derece. Şimdi yürüdüm ya koşturdum falan. Ay. Gölmek aldık oğluma. Gittik bir gölmek aldık ilk günü. Böyle bir düzgün giyinsin değil mi? Yarın son günü. İşten gelirken de umarım açık bulabilirsek marketleri. O büyük Tegut 22'ye kadar çalışıyor diye biliyorum. Çikolata bir şeyler alacağız. Pasta son iş gününü böyle bir ısmarlasın iş arkadaşlarımıza, şeflere falan. Öyle yapıyorlar burada. Böyle pasta falan götürüyorsun. Hadi kuzum. Oh doyamadı. Bahçede oturmayacağım zaten. Şöyle bir tur atacağım. Zamanım yok diye. Ama birazcık gireriz ya. Birazcık aha buraya kadar gelmişken. Domateslere, salatalıklara bakmayayım mı? Bakayım değil mi? Oh da alışveriş kaldı. Hadi dedim onu dedim. Yolumuzun üstünde dönüşte. Belki yaparız. Ya da yarın da olmaz ki. Yarın sabah erkenden işteyiz. Olmaz. Bakacağız. Bakışım gelmiyor. Pufi. Ne var orada aşkım ya? Aa 10 dakika oldu. Yürü. Otlarsın sonra. Sordum bu niye böyle otluyor diye. Otluyormuş böyle. Midesini temizliyormuş. Dedim kusmuyor sonra ama.
Mişo'nun otları var ya, böyle kedi otları alıyorsun. Çünkü o yedikten sonra böyle kusuyor Mişo. Hani temizliyor böyle kıllardan, tüylerden midesini. Aşkım hadi gidelim. Hadi bahçeye. Ay benim güzel kuzum ya. Ay benim güzel kuzum. Keyfi gayet yerinde gördüğünüz gibi. Oy arkadaşlar, bugün inanın yetişemiyorum hiçbir yere. Bugün de böyle olacak. Kusuruma bakmayın. Ay çok güzel gölgede ama. Gölgede. Diğer türlüsü de güzel ya. 30 derece o kadar aman zaman bir sıcaklık değil. Yani idare eder. Güzel. Ağustos ayımız böyle geçecek. Hadi bakalım, bir gün kaldı. Temmuz'u gönderiyoruz. Göreceğiz bakalım Ağustos ayının nasıl geçeceğini. Ne o kızım? Kamerada tepelere bakıyormuş. Kameraya da bakmıyorum ya. Ne çekiyorum diye. Oh. Sporumuzu yapalım. Birazcık gitsin kilolar. Bugün de yedim çikolatamı, sanelle gofretimi yedim, çok güzel. İçinde böyle fındık kreması var. Tavsiye ederim. Çok güzel. Çok mutluyum. Getiriyorum çikolataları, çok mutluyum. İyi geliyor yani, şu an için iyi geliyor. Ne yapayım? Aman. Düşünmeyeceğim. Her şey olacağını varır. Kuzum. Yine buldu bir şeyler. Aşkım benim. Puffy. Durun bakayım. Puffy. Aşkım. Baksana bana. Puffy. Alo. Kız otur bakayım. Puffy otur. Otur. Gelme. Üzerime bin. Üzerime bin. Otur diyorum, otur. Hani gösterecektik ne kadar akıllı olduğunu. Seni gidi seni. İlerleyelim. Çok çok. 2 dakika zamanımız olsun bahçede oturmaya. Geldik. Buz gibi akıttım. Ay. Ay bu kadar da değil de, diye 30 derece bayağı. Ay öldüm. Ama yürüyorum ya. Bir de çektiriyor. Puffy nine. Puffy. Serinledim. Ay. Ay bahçem güzel bahçem. Elmacıklarım olmuş. Kız. Hayır Puffy. Köpek var, köpek gel. Gel buraya kız. Ay domatesler biraz sararmış. Hadi kızarın. Kızarın, uğraştırmayın beni. Maşallah. Salatalıklara bakalım. Onlar çabucuk oluyormuş ya. Bakalım salatalıklar. Aa bu salatalık niye böyle büyüyor ya, balon gibi. Bu ne biçim salatalık? Allah Allah. Ne enteresan. İki tane balon gibi. Diğerlerini bardağı zaman. Ay. Kuzum çok güzel esti değil mi? Yandı mı patilerin? Şimdi serin serin şu gölgede. Şurası komple bahçenin yarısına kadar gölge oluyor ya. Ondan güzel bahçemiz. Ay kuşlar var yerimde. Yiyin yiyin. Biz yemiyoruz ya, siz yiyin. Oh, saat kaç oldu acaba? Saate de bir bakayım. Kuzum telefonumuz nerede? Tamam 5:30. Bir kahve bile içmeye zamanım var. Hemencecik küçük bir kahve yapayım kendime. Böyle yarım bardak. Değil mi aşkım? Kahve içelim. Aşkım benim. Şuna bakar mısınız? Şunu göstereyim mi? Bakın. Kız. Hani dilin çıkarmıştın, ne oldu? Puffy. Aşkım. Hemen yattı serin serin. İçelim kızım bir kahve. Evet, hak ettik. Dün gün koşturmaca. Oy. Kahve içtim. Gitme zamanı. Ay. Kuzum kim var orada? 3 tane kocaman köpek. Haydi kuzum yollara. Öyle çok oturmak yok. Kaderimde yok zaten. İnsan da kendi kaderini kendi belirliyormuş. Aynen ben. Ay gitmiyor da bunlar. Nasıl çıkacağız acaba? Bu bir tane var ya. Bunun yerin dibinde daha bir o kadar var.
Üst taraftan gideyim bari. Gidip çabucak işimi bitirip geliyorum. Arkadaşlar burada profesyonel tartı var. Bakar mısınız? Şimdi çıkıyoruz. Gece saat 7'de. Bir karar veremedi. 52 miyim, 53 müyüm? Of, 55, 2 mi, 3 mü? Yok, dur kıpırdanayım biraz. Tamamdır. Gece gece. Hadi bakalım devam. Hiç bilmiyorum, oluşumla çikolata almaya geldik. İşi bitirdik. Bak şunlardan alabiliriz. Değişik değişik. Hı? Ne? Mehmet oğlum bunu. Şu Raffaello'lardan alabiliriz. Güzel. Ya Raffaello ya da Ferrero Rocher. Hı? The most tweets in Twa. Tamam. Okuyayım mı? Yazıyordur. Hepsinden değişik değişik al. Büroya da şunlardan alalım. Vakut ya. Вот хефе то. Ne işte kovar da? Ya kako? Bakıncaz mı? Olur. Bakınalım mı? Ay annemin en sevdiği tatlı şu portakallı. Yok o muydu? Bir de kirazlı al. Al babaya tatlı. Bir de şundan. Çereşte mamur. Geç. Kiraz diyorum anlamıyor çocuk. Anlamıyor. Tamam. Hadi gidelim. Aa, bir kahve alayım, bir kahve. Al şundan. Bio. Evet. Al, bulunsun oğlum. İndirimde. Persiller var. 16. Ay neyse alışverişe gelmedim. Annem arabada bekliyor. Haydi. Kızacak bize. Oğlum bak. Peanut butter. XXL. Peanut butter XXL. Teşekkür ederim. Fıstık ezmesini de kaptım. Hadi gidelim. Şuradan. Şuradan Mişo'ya. Bak şimdi. Ali. Döverim seni. Mişo'ya bir şey bakacağım oğlum ya. Hayır. Yarın zaman yok. Gelmişken alalım. Bir şey olmaz. Ha şunlardan. Tamamdır. Şimdi bir dakika. Bir şey yapmaz babam. Şundan alacağız. Şu viskas mı alayım? Yok. Şunu alayım. Alışveriş tamamdır. Bir torba tatlıyı aldık. Çikolataları benim de elimde oldu. Cipsler, mixler. Bir güzel götüreceğiz. Babu nerede? Babu kaçmış. Nabisi Maiko? Tut bakalım. Bakalım. Bagajda mı koyduk? Ne bileyim. Çanta yok bagajda. Dur. Ver. Sonra almak zor olur oğlum. Hadi bakalım. Hadi gidelim evimize. Saat 8:30. Ne o? 8:30 oğlum. Kaç? 8 yok diye. Saat kaç Maiko? 8:13 gördün mü? Oh. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hayır. Mişo orada. Havla mı? Hırlı mı? Hadi bakalım. Hadi git. Oh, evde mesaiye devam arkadaşlar. Geldim. Şu an Airfare'de et yapıyorum. Ah. Başka ne yapıyorum? Bulaşık makinesini açtım. Bir de bir çamaşır açsam mı diyorum. Saat 10.30'a 11'e kadar daha zaman var. Değil mi? Saat 9'a 20 var şu anda. Havamız çok güzel olacak. Yarın da çok güzel olacak ama perşembe yağmur veriyorlar. Düşünüyorum, bakınıyorum. Bu da kemiğini nereye saklasın diye düşünürken mi şöyle dalaşıyor. Ha. Hiçbir şeyi yok. Hiç. Bugün tam fabrika ayarlarına döndü. Kötü kız olmaya başladı. Oh öyle canlarım. Bugün de yani benim için neredeyse bitti. Neredeyse. Bitecek birazdan için. İnşallah. Sonra bir duş, yatağa. Yarın aynı tempoyla, umarım aynı enerjiyle hayatımıza devam ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.